Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Surat-ı Mekke 9. sefir 60. kısım. Fasıl içinde vasıl. İtikaf. Dilde itikaf belirli bir mekanda kalmak. Dinde ise belirli bir ameli belirli bir şekilde ve Allah'a yaklaşma niyetiyle yapmak demektir. Bu ibadeti din teşvik etmiş, adandığında ise vacip saymıştır. Batini yorumunda itikaf, kendisine layık tarzda ve katına tercih ederek Allah karşısında durmak demektir. Allah ile ayakta durmak insanın kendisiyle durmasından daha yetkindir. İtikafa özgü amele gelirsek, bazılarına göre bu amel Allah'ı zikretmek, namaz kılmak ve Kur'an okumaktır. Başka bir şey söz konusu değildir. Bazılarına göre ise ahiret ile ilgili bütün iyiliklerdir. Benim görüşüm, insanı yerleştiği itikaf mekanından çıkartmayan bütün iyi ameller itikafa özgüdür. Çıkılırsa artık itikafta sayılmaz. Bana göre bu konuda bir şart koşulamaz. Hazreti Ayşe'den şöyle aktarılır. İtikaftaki insanın cenaze namazı kılmaması ve hasta ziyaret etmemesi sünnettir. Bilmelisin ki Allah karşısında ayakta durmak, Allah'a dayanarak yapıldığında insan itikafa girdiği yere özgü veya yaptığında bu mekandan onu çıkartacak yere özgü bütün iyi amelleri yapabilir. Çünkü Allah her nerede olursanız o sizinle beraberdir buyurur. İnsan Allah karşısında nefsiyle durduğunda ise bu bulunuşa bir yer belirlemiş demektir. Bu durumda kendine zorunlu saydığın yerin dışında da hak sana tecelli edebilsin diye hakkın karşısında durmayı belirlediğin yerin gereklerine uyman zorunludur. Fasıl içinde vasıl. Nerede itikafa girilir? Bazı bilginler itikafın sefer yapmaya değen 3 mescitte olabileceğini, bazı bilginler ise bütün mescitlerde girilebileceğini, bazı bilginler ise sadece cuma namazı kılındığı mescitlerde, bazı bilginler kadının evindeki mescitte itikafa girebileceğini, bazı bilginler dilinen her yerde girilebileceğini söylemiştir. Mescidin dışında itikafa girilirse insan eşiyle ilişkiye girebilirken, mescitte itikafa girilirse eşine yaklaşamaz. Bu konuda şunu da eklemeliyiz. İnsan cuma namazının kılındığı günlerde itikafa niyetlenirse hem cuma namazının hem itikafın olabileceği bir yerde girmelidir. Bu bir mescit olabileceği gibi cuma namazının kılmanın caiz olduğu yakın bir yerde olabilir. Mescitler Allah'ın kendisine ait saydığı evlerdir. Dolayısıyla kim mescite yerleşmeye gerekli görürse onun yüzünü evin Rabbinden başkasına dönmesi yaraşmaz. Bu bir saygısızlıktır. Evlerin Allah tahsisinin yegane yararı, doğanın hazzının ona katışmasını engellemektir. Kim Allah'ın kendisine izafe ettiği evinden başka bir yerde Allah karşısında durursa yani itikafa girerse eşine yaklaşabilir, oruçluyken veya mescitte girmişse eşine yaklaşamaz. Eşe yaklaşmak, kendisini Allah'a bir delil saysa da saymasa da Allah'tan bilgi alan aklın nefsini görmeye yönelmesidir. Nefs kadını bir delil sayarsa, delil ve delillendirilen bir araya gelmez. Dolayısıyla nefs yani kadın ile içli dışlı iken Allah karşısında ayakta durmak geçerli değildir. Nefse dönmenin ve onunla içli dışlı olmanın en üst yönü delil saymak üzere kendisiyle ilişkiye girmektir. Onu delil saymadıkça geride doğanın şehveti kalır. Binaenaleyh itikaftaki insanın İster mescitte, ister dışında olsun, kadınlara yaklaşması yerinde değildir. Hakkın varlıklara yayılmasını, dıştaki şeylerin mazharlarında zuhur edenin hak olduğunu ve Allah'ın güç vermesi ve de varlıkların istidatlarıyla dıştaki varoluşun gerçekleştiğini gören bir insan, Allah ile varlıklar arasındaki bu ilişkinin bir nikah olduğunu görür. Bu durumda itikaftaki insanın mescitte bulunmadığında kadına yaklaşmasını caiz sayar. Çünkü bu müşahedede mescidin bir dış varlığı olamaz. Bu haldeki bir insan Allah'tan başka varlık görmez. Öyleyse mescid yani secde edilen ve yere kapanan yer yoktur. Anla. Fasıl içinde vasıl. İtikafın kazası. Müslim Übey bin Ka'b'den şöyle aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Bir yıl yolculuk yaptığı için itikafa girememişti. Ertesi yıl 20 gece itikafa girmişti. Allah karşısında sürekli ayakta durmak Allah ehlinin yoludur ve bu genel bir övgüye sahiptir. Bu fiili yapan kişinin düsturu da
her durumda Allah'a hamdolsun demektir. Sıkıntı çeken kimsenin söylediği bu zikir en genel ve tam zikirdir. Çünkü kul sıkıntıda Allah'a hamd edebiliyorsa rahatlıkta nasıl hamd etmez ki? Rahatlık kulun halleri arasındadır. Her hal sözü genellik ifade ederek iki ucu ve bunlar arasını içerir. Rahatlıktaki hamd sınırlıdır. Çünkü peygamber rahatlıkta şöyle derdi. Hamd nimet veren ve ihsan eden Allah'a aittir. Böylelikle hamdi sınırlardı. Bu da bir hamddir ve sınırlansa bile birinciden geneldir. Fakat bu genelliği herkes anlayamaz. Allah'ın kullarına olan nimet ve ikramlarından biri de sıkıntı halinde onlara şöyle demelerine imkan vermektir. Her durumda Allah'a hamd olsun. Bu hamd, bu söz ile nimet veren ve ihsan eden isminden yapılmıştır. Her durumda Allah karşısında ayakta durmak, özelliğine sahip bir insanı Allah her şeyden sonra Allah'ı gören bir hale aktarırsa, bu hal daimi olarak Allah karşısında durmaktan onu engeller. Bu durumda kul, hali itikaf ile çelişen bir yolcu konumundadır ve ilk haline döndüğünde kaza etmesi gerekir. Kazasının tarzı ise şer'i delil ile sabit olacak şekilde Allah karşısında durmaktır. Çünkü bunlar diğer günlerdir ve 2-10 gün arasındaki orta 10 gün, 2 gün ise ilk ve son 10 günlerdir. Aynı zamanda bunlar şeriatın getirdiği tenzih ve teşbih nitelikleridir. Bunlar duyu ile akıl arasında bulunur ki bu mertebe hayal mertebesidir. Kul bu mertebede itikafı kaza eder. Ona bitişmek olan son 10 gün içinde adet üzere akıl ve şeriata göre onun benzeri bir şey yoktur ifadesinden hareketle tenzih nitelikleriyle itikafa girer. Asıl içinde vasıl, itikafa hangi vakit girilir? Müslim Es-Sahih'inde Ayşe'den şöyle aktarır. Peygamber itikafa girmeyi niyetlenince fecir namazını kılar sonra itikafa girerdi. Bilmelisin ki itikafa giren insan ve o kendisine yaklaşmak niyetiyle Allah'ın karşısında sürekli duran demektir. Bunu ancak özel bir şekilde yapabilir. Bu ise her şeyde Allah'ı görmek demektir. İşte genel ve kayıtsız anlamda itikaf budur. Kulun başka bir ilahi ismin hükmü altına girdiği sınırlı bir itikaf daha vardır. Bu isim otoritesiyle kula tecelli eder ve kendi karşısında durmaya onu davet eder. İtikaf, mekanın anlam bakımından yorumu mertebe demektir. Her ilahi isim iki ilahi isim arasında bulunur. Çünkü hakkın işi dairesendir ve bu nedenle Allah'ın eşyadaki emri bir sona varmaz. Dairenin başı olmadığı gibi varsayımsal olmanın dışında sonu da yoktur. Bu nedenle alem dairesel olarak kendiliğinde bulunduğu tarzda ortaya çıkmıştır ki şekillerde bile böyledir. Tümel cismi kabul eden ilk şekil dairesel şekildir ki o da felektir. İlahi hikmet aziz ve alim, aziz ve alimin takdirine göre bu felekler vesilesiyle Allah'tan meydana gelen şeylerin şekilde onun suretine veya buna yakın tarzda olmasını da gerektirdi. Öyleyse her hayvan, ağaç, yaprak ya da taş veya cisimde dairiselliğe dönük bir meyil vardır ve bu zorunludur. Fakat bu durum bazı şeylerde latif iken bazı şeylerde apaçıktır. Allah'ın yarattığı dağ, ağaç ve cisimlere baktığında dairiselliğe dönük bir yöneliş görürsün. Bu nedenle küre şekli şekillerin en üstünüdür. En büyük ve genel tecelli güneşin doğumuna benzer. Güneşin tecellisiyle birlikte genel itikaf meydana gelir ve itikafa girene herhangi bir ismin tercümanlığıyla şöyle denilir. En büyük tecellinin alameti ortaya çıktığında itikafa gir. Bu ise fecrin doğumudur ve sabah namazından sonradır. Bunun amacı sana fethi yaklaştırmak ve karşısında durduğun ya da durmak istediğin ilahi ismin güneşin doğumu mesabesindeki büyük tecellisinden seni sınırlamasını engellemektir. Böylelikle itikafında sınırlanma ve mutlaklığı bir araya getirirsin. Çünkü insan gecenin başında itikafa girerse zaman mesafesi uzaklaşır, boyut uzar, genellikle işin bulunduğu durumu unutur. Çünkü insan unutma özelliğinde yaratıldı. Adem unuttu, zürriyeti de unuttu. Adem inkar etti, zürriyeti de inkar etti. Bu hadis peygamberden bütün insanlara dönük bir müjdedir. Çünkü Adem'e Allah merhamet etti. Bu nedenle her nerede olurlarsa olsunlar, zürriyetine de merhamet etmiştir. Allah kendilerini yerleştirdiği her yerde onlara özgü bir rahmet yaratır. Çünkü iş görelidir ve asıllar herlerde hüküm sahibidir. Bu durum, insan nefslerinin, bu unsuri cisimlerin
neticesi ve onlardan doğduğunu gösterir. Çünkü onlar ancak bu cisimlerin düzenlenmesi ve karışımlarını dengelenmesinden sonra ortaya çıktı. Bedenler kendilerine Allah'a izafe edilmiş ruhtan üflenmiş nefslere aittir. Bu durum güneş ışınlarının yansıdığı ve bu sayede kabiliyetlerinin değişmesi nedeniyle etkilerinin değiştiği mekanlara benzer. Güneş ışınının yoğun cisimlerdeki parlaklığı nerede? Cilali cisimlerdeki yansıması nerede? Bu nedenle mizaçların derece derece olması hasebiyle nefsler de derece derecedir. Bir nefs bilgi ve erdemleri hızla kabul ederken başka bir nefs bunu zıttı bir haldedir. Bir kısmı ise ikisinin arasındadır. Anladıysan işte böyledir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Onu tesviye ettiğinde yani insan bedenini ve ona ruhundan üflediğimde insanın unutmasının doğanın bir gereği olduğunu söyledik. Hatırlama da mizaçtaki doğal bir durumdur. Aynı şey insana nispet edilen bütün güçler için geçerlidir. Bu güçlerin bazı şahıslardaki etkisi azalırken bir kısmında arttığını görürsün. Böylelikle şari itikafa girenin itikaf yerine fecir namazından sonra ve güneşin doğumundan önce girmesine dikkat çekti. Fasıl içinde vasıl. İtikafa girenin Allah'ın karşısında ayakta durması ne demektir? Bilmelisin ki Allah karşısında ayakta durmak maddi değil manevi bir haldir. Öyleyse Allah karşısında ancak kalp ile ayakta durulur. Nitekim namazda da Allah'a kalp ile yöneliriz. Kıble denilen ki Kabe'dir, yere yüzünle döndüğün gibi duyuyla da iyilik amellerinin karşısında durursun. Bazen iyi amellerden birisi dince belirlenmiş hakkını ulaştırmak üzere nefsi düşünmektir. Çünkü nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Bazen nefs hayrı kendisine ulaştırmakla başkasını yeğleyebilir. Bu da Allah'ın emridir ve Allah'ın belirlediğinden başka kendisine ulaşabileceğimiz bir yol yoktur. Bu nedenle insan iyiliği kendisine dönsün diye kendisini bazı yararlarla yükümlü tutar. Örnek olarak itikaftaki insanın başka birinin ihtiyacını karşılamak üzere çıkması, itikafta durduğu ve bulunduğu esnada aile ve eşlerinin bazı yararlarını gidermek üzere onlarla ilgilenmesini verebiliriz. Müslim Ayşe'den peygamberin şöyle dediğini aktarır. Peygamber itikafa girdiğinde başını bana uzatır, ben de onu tarardım. Peygamber eve beşeri ihtiyaç nedeniyle girerdi. Nesai'de Ayşe'nin şöyle dediğini söyler. Peygamber itikaftayken bana gelir, kapıya dayanır, ben de başını yıkardım. Ben odamda, onun kalan kısmı mescitte olurdu. Bu da hükmün genele göre verebileceğini söyleyenlerin katını kanıtıdır. Çünkü peygamberin başının mescidin dışında olması, bedeninin büyük kısmı mescitte olduğu için onu itikaftan çıkartmaz. Cisimde çoğunluk dikkate alınmıştır. Asıl içinde vasıl. İtikafa giren gündüz ne yapar? Ebu Ahmet Abdullah Büdeyl bin Verka el-Mekki'den, o da Amr bin Dinar'dan, o da İbni Ömer'den, o da Ömer'den şöyle aktarır. Ömer, Mescid-i Haram'a itikafta girmeye adamış. Peygamber de kendisine şöyle demişti. İtikafa gir ve oruç tut. Vasıl, batini yorum. Peygamber, Allah karşısında durmak isteyenin Allah'a ait bir nitelikle durmasını emretti ki, söz konusu nitelik oruçtur. Böylelikle insan Allah karşısında Allah ile ve ona ait olarak bulunur. Bu durumda o kuldan Allah'tan başka bir şey görülmez. İşte bu Allah ehlinin durumudur. Peygamber'e Allah'ın velileri kimlerdir diye sorulduğunda görüldüklerinde Allah hatırlatanlardır demişti. Yani onlar Allah ile tahakkuk etmiş ve onun vasıtasıyla kendilerinden ve yaratıkların gözlerinden gizlenmişlerdir. İnsanlar onları görünce Allah'tan başkası görülmez. Böylelikle görülmeleri bile Allah'ı hatırlatır. Bu durumda onlar hatırlatıcı ayetlere benzer. İşte bu bir duasında peygamberin beni nur yap diye istediği makamdır. Allah da onun duasını olumlu karşılık vererek peygamberini insanlara müjdeleyici, korkutucu, kendi izniyle insanları Allah'a davet eden aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdiğini bildirdi. Böylece onu tıpkı istediği gibi nur yaptı. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine beni nur yap demiş olması zatımla en-nur ismi olayım demektir. Hak bir insanın görmesi, duyması, dili, eli ve ayağı olursa o artık arzusundan konuşmaz. Böyle bir durumda bu kul için o odur deriz. Gördüğü her şeyi Allah olarak görür.
Gören kişi onu bilse de bilmese de durum birdir. Allah'ı bilenler onu böyle müşahede eder. Allah'a halife müminler içinden alemde ve çarşıda kendisini halife yapanın nitelikleriyle gözükenler vardır. Belkıs tahtı hakkında sanki odur demişti. Halbuki taht kendi tahtıydı. Fakat mesafenin uzaklığı, genel adet ve Süleyman'ın Rabbinin katındaki derecesini bilmeyişi Belkıs'ı perdelemiş, onu taht benim tahtımdır demekten perdelemiş, bunun yerine sanki odur demişti. Benzeri olmayan ile eşyanın benzediği şey arasındaki mesafeden daha uzağa olabilir mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben sizin gibi bir insanım. Bunu Allah'ın emrinden söylemişti. Ona söyle denilmiş, o da ben de sizin gibi bir insanım demişti. Buradan peygamberin Allah'ın emrinden dolayı bunu söylediğini öğrendik. Çünkü o bir memur gibi emri bize aktarmıştır. Bu söz İsa'ya ümmeti içinden ibadet edenlerin hastalığının devasıdır. Onlar şöyle demişti. Allah Meryem oğlu Mesih'tir. Halbuki onlar Meryem oğlu derken pek çok bilgiyi kaçırmış, bunun farkına da varamamıştır. Bu nedenle Allah bu nitelikteki kimselere karşı kanıt getirirken ibadet ettiklerinizi isimlendirin demiştir. Onlar ancak bilinen isimlerle isimlendirmiş, böylece neyi kastettikleri anlaşılmıştır. İbadet ettikleri şeyleri isimlendirdiklerinde ise o ismin peygamberin ibadet etmelerini istedikleri kimse olmadığı ortaya çıkar. O, odur dedik. Bunu seçkinlerdeki özel keşf ve geneldeki sarih iman verir. Nitekim sahih bir rivayette şöyle denilir. Allah kulunu sevdiğinde onun duyması ve görmesi olur. Ardından peygamber onun güç ve organlarını da zikretti. İnsan hakkın hüviyetinin aynısı yaptığı bu şeylerden başkası değildir. Mümin isen kime iman ettiğini bilirsin. Sahih müşahede sahibi isen kimi müşahede ettiğini bilirsin. Allah'tan aktarılan peygamberin bu açıklamasından daha çoğu insanın gücünde bulunur. Böylece mümin müşahede sahibi haline gelir ve o esnada bu varlıkların ve mevcutların aynı olanın kim olduğunu öğrenir. Asıl içinde vasıl. İtikafa girenin itikaf yerinde ziyaret edilmesi. Buhari, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem eşi Safiye'den şöyle bir olay aktarır. Safiye mescidde Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmişken peygamberi ziyarete gelmiş. Bir müddet yanında kalmış ve sohbet etmiş. Sonra kalkıp ayrılmış. Peygamber de onunla beraber kalkmıştı. Onu uğurlamak için çıktığında ise Ümmü Seleme'nin kapısına kadar gelmişti. Bu ilahi isim Safiye'yi peygamberi ziyaret etmek için harekete geçirmiş, o da gelmiş. Söz konusu ilahi isim eşinin vasıtasıyla peygamberi kendisini getiren ilahi ismin karşısında bulunmaktan alıkoymuştu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuştuğu sürece bu ismin karşısında durmuş, sonra kendisini uğurlarken oturduğu yerden onu çıkartmıştır. Bu bir tür sefer, hatta seferin ta kendisidir. Bu sefer kendisine saygı ve ona yönelmeyi yüceltmek için erkeğin eşine bir iyiliğidir. Yolculuk bir yer değiştirme ve intikaldir. Peygamber bulunduğu yerden o ismin üzerindeki hükmü nedeniyle ayrıldı. Çünkü itikafa giren insan abdest gibi insanın zorunlu ihtiyacı nedeniyle yerinden ayrılabilir. Bütün bunlar kendisini itikafı esnasında oraya yerleştiren ismin hükmünden kaynaklanır. İnsanı itikaf esnasında ya da dışında hareket ettiren her hareket ilahi bir ismin kendisine gelmesinden kaynaklanır. Bizce bu durum ilahi hakikatlerde ondan ortaya çıkmıştır. Allah'ın isimleri ise sayılamayacak kadar çoktur. İtikaflının bir durumu da ziyaretçiyi uğurlamaktır. Bunun içine ziyaretçiyi kendine getirten ilahi ismin hükmü nedeniyle hareket eder. Öyleyse göz ancak görmek ve konuşmak gibi amacı yerine getirmek için ziyaret ettiğini bilir. Arif ise ilahi isimleri müşahede eder. Her neyi gördüysem önce Allah'ı gördüm. Öyleyse buradaki ilahi isim, Safiye'yi ihtiyacı olmaksızın harekete geçiren ilahi isimdi. Onun karşısında da peygamber saygılı davranmış, isim için ayağa kalkmış ve onu uğurlamıştır. Bu ismin gayesi ise kendi otoritesini peygamberde ortaya çıkartmaktaki ortaya da çıkmıştı. İlahi isimlerin komşuluğu bahsinde bu meseleyi Ankay-ı Muğrib isimli kitabımızda
Bu kitabın başında açıklamıştık. Fasıl içinde vasıl. Hayızlının mescitte itikafa girmesi. Meşru bir nedenle nefsin yalan söylemesi, batini yorumda hayız sayılmaz. Bu nedenle istihaze gören kadın namaz kılarken hayızlı kadın kılamaz. Buhari'nin aktardığı bir hadise göre Ayşe, istihaza halindeki bir eşinin peygamberle birlikte itikafa girdiğini söylemiştir. Eşyayı yerli yerine koyan kişi hiç kuşkusuz onların hak ettiği şeyleri kendilerine vermiş demektir. Böyle bir insan vaktinin hakimidir. Hikmet her şeyi yerli yerine koymayı gerektirir. Allah alim ve hakimdir. Hiçbir şey kayıtsız değildir çünkü imkan bunu gerektirmediği gibi hakikatler de bunu vermez. Çünkü mutlaklık sınırlanma demektir. Her şeyin kendisini kabul eden bir yeri olduğu gibi reddeden ve kabul etmeyen bir yeri de vardır. Bu zorunludur. Örnek olarak doğal beden için besinleri verebiliriz. Beslenilen her şeyde bir zarar ve yarar vardır. Bedenin yöneticisi olması yönünden doğayı bilen kimse bunu bilir ki bu insan doktor diye isimlendirilir. Fizikçi ise genel olarak bu yararı bilirken ayrıntıyı doktor bilir. Öyleyse alemde mutlak iyi bulunmadığı gibi mutlak anlamda kınama da yoktur. Asıl ise karşıt ve mütekabil ilahi isimlerdir. Allah el-mütekellim olması yönünden kendisini bu isimlerle nitelemiştir. Nitekim tenzih etmiş, teşbih etmiş, birlemiş, ortak yapmış ve kullarını iki nitelikle konuşturarak şöyle demiştir. Rabbiniz izzet sahibi Rab, onların nitelemelerinden münezzehtir. Selam peygamberlerin üzerine olsun. Hamd alemlerin Rabbine aittir. Böylece 60. kısım sona erdi. Onu 61. kısım takip edecektir.